Dua ediyorum. Yüce Rabbimiz, bizi yaratan Rab Allah'ımız, bizi seven Göksel Babamız. Evet, bir kez daha, bugün bir kez daha İsa Mesih'te sağladığın kurtuluş için şükrediyorum. Ve yine Kutsal Ruh aracılığıyla senin huzuruna gelebildiğimiz için şükrediyorum. Ve bu söze baktığımızda, yani diri yaşayan söze baktığımızda, bu söz bizlerde hayat bulsun içimizde, iç varlığımızda. Ve bizim iç varlığımızı senin istemlerin doğrultusunda değiştirsin diye dua ediyorum. Rab İsa'nın isminde amin. Amin. Evet, slaytta bir soru görüyorsunuz. Saçma olan nedir? İmkansıza inanmak mı? Evet, yani saçma olan nedir? Bu aslında İncil'de geçen bir ayetle ilgili kullanılıyor. Tarih boyunca da kullanılmış. Ama günlük yaşamda da buna benzer sözler var. İşte imkansızı iste denir. Yani büyük işler yapmak anlamında kullanılıyor. Evet, bir şey imkansızsa, eğer imkansızsa nedir? Olmayacak diye düşünüyoruz. Sizin hayatınızda hiç imkansız deyip de gerçekleşen olaylar var mı? Yani günlük yaşamdan gelen olaylar var mı? Oldu mu? Ben de birkaç defa oldu. Örneğin bir tanesinde imkansız diyordum. Ama o imkanlı olduğunu gördüğüm zaman tövbe ettim. Bu kadar iddiacı olmayacağım dedim. Yani imkansız sözünü kullanırken. Ya da başka bir olayda çözülmeyecek gibi görünüyor. Koşturuyorum, onu yapmaya çalışıyorum, şunu çözmeye çalışıyorum. Sonuçlarına baktığım zaman insan aklıyla çözülecek bir durum göremiyorum. Çevremdekiler diyor, imkansız. Ve sonra bakıyorum, evet imkansız yani baktığım zaman, ama sonra bakıyorum çözülmüş. Demek ki imkansız sözünü yerinde kullanmakta bir fayda var. Ama imkansız diyorsak biz bazen imkanlı olan bir şeyi kendimiz imkansız yapıyoruz. Bu belki ille bir olay aracılığıyla olması gerekmiyor. Yani bir kişiyle konuşmuyorsunuz, kızdınız, kavga ettiniz, ben onunla asla barışmam, imkansız diyorsunuz. Yani aslında onu imkansız kılan sizsiniz. Ya da benim. Ama imkanlı olabilir. Evet. Ve imkanlı olduktan sonra artık saçma olmaktan da çıkıyor. Bizim inancımızın temel ilahiyat konuları içinde imkansız diyen çok fazla var. Dua zamanında birkaç ayet okudum. Ölümden diriliş. Bazı insanlar imkansız diyor. Ama ona bakacağız bu vaazda. İmkanlı olan nedir? İmkansız olan nedir? Evet. Bizim ilahiyatımızın odak noktasında beden kelam aldı, yeryüzüne geldi. Ve İsa Mesih'in babasız doğuşunu doğuşuna imkansız diyorlar. Bunu çok işittim. Ve insan aklıyla bir açıklama getirilmeye çalışıyor. Ya şöyle de olamaz mı? Böyle de olamaz mı? Deniliyor. O zaman şu soruyu soruyorum. Tanrı'ya inanıyorsa, inanmıyorsa diyecek bir şey yok. Ama eğer bir deyse, en azından bir yaratıcı var diye düşünüyorsa, bütün evreni yaratan Tanrı için bir çocuğun babasız doğması imkansız mı? Bütün evreni yarattı. Yani baktığımızda daha evrenin ucunu da göremiyoruz. Yani sonsuzluk var, yani bir sonsuz bir şey var. Bunu yaratmış ama babasız olmaz diyoruz. O zaman kendi kendimize çelişkiye düşüyoruz. Tabi bu söylediğim şeyler İncil'den gelmiyor. Ama biraz sonra tekrar bakacağız. İncil'den gelenlere de bakacağız. Orada İncil'in kendi kanıtlarını okuyacağız. Çarmıhta öldü. İmkansız bazılarına göre. Ya da olmaması gerekiyor. Çünkü herkes kendi suçunu taşır diyor. Neden İsa Mesih benim günahlarımı üstlenmek için çarmıhta ölsün? Bu imkansız deniyor. Yani dünyada aslında Hristiyanlık dışındaki tüm inançlarda bunu gereksiz bulur, saçma bulur. Buna bağlı olarak da imkansız olarak değerlendirilir. Üçüncü gün dirildi. Buna da imkansız diyor. Yani görmediği bir şey olduğu için yani imkansız diyor. Ölümden dirilişin, bir sonsuz hayatın var olduğunu biliyor. Ama fiziksel ve bedensel bir dirilişin imkansız olduğunu düşünüyor.
Günlük hayatta bazen okuyoruz. İşte öldü ama şu kadar zaman sonra dirildi, şöyle oldu, anlatılıyor. Bunların geçerlilik ne kadar geçerli olduğunu bilmiyorum. Ama İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi diğerlerinden farklıydı. O tam öldü ve dirildi. Hatta çarmıhta tam günahlarımızı üstlendiğinde bazı kişiler bedensel olarak da dirildi. O zaman biz buna baktığımızda neyi görüyoruz? Demek ki bir bedensel diriliş de var. Yani imkansız değil İncil'e göre okuduğumuz zaman. Göğe yükseldi. Şimdi göğe yükseleni görmedik. Yani İsa Mesih su üzerinde de yürüdü. Mucizeler biraz öyle. Mucizelere baktığımızda imkansız diyoruz. Hadi su üzerinde belki yürüdüğünü anlayabiliriz ama göğe nasıl yükseldi? İmkansız diyor bazı kişiler. Göklerden tekrar gelecek. Yani eğer göğe çıktığına inanıyorsak tekrar geleceğine de inanmamız lazım. Yani çıkmışsa İncil'de öyle yazıyor. Oradan tekrar gelecek. Yani bunda bir saçmalık olması için bir tutarsızlık olması lazım. Yani özellikle şu çok önemli mantıkla ilgili, mantık yürütmeyle ilgili olarak bir neden sonuç ilişkisi varsa mantıklı kabul edilir. Doğruluk ve yanlışlık biraz farklı değerlendirilir ama bir neden sonuç ilişkisi olması lazım. Evet, şimdi ona bakmaya başlayacağız. Tanrı diyoruz. Kelam beden aldı. İmkansız, böyle bir şey olmaz diye çok duyuyorum. En çok duyduğum sözlerden bir tanesi. Ama İncil de bunu yazıyor. Hem de çok yazıyor. Bütün ilahiyatını bunun üzerine koyuyor. İşte başlangıçta söz vardı ve bu söz beden aldı İsa Mesih'te. Doğumu aracılığıyla ve onun tam bir insan yönü vardı ama kelam yönüyle de uluhi bir kişiydi ve Tanrı'ydı diyor. İmkansız. Peki o zaman bu imkansız sözcüğünde bu kadar durduktan sonra ve saçma sözcüğüne de birazcık baktıktan sonra aradaki küçük bir ayrıma dikkati çekmek istiyorum. Absürt diye bir sözcük var. Yani absürt, saçma, mümkün değil, olmaz diye düşünüyoruz. Evet, doğru. Yani bu olmayacak bir iş için kullanılıyor. Ama İncil'de kullanılan terimler absürt değil. Hatta Tertullian, yani o işte ilk kilise ilahiyatçılarından Latince absürt kelimesini kullanmıyor. Ineptum kelimesini, sözcüğünü kullanıyor. Bu bilgece olmayan şeklinde, yani saçma değil ama bilgece olmayan şeklinde değerlendiriyor. İncil'de geçen bir ayet var. 1. Korintliler 1. bölüm 18-20 ayetlerinde. Slide'da eski Türkçe'de okuyorsunuz. Ben buradan yeni Türkçesini okuyacağım. Sonra absürtle absürt olmayan, saçmayla saçma olmayan, imkanlıyla imkansız olmayan ne? Ona bakmak istiyorum. Çünkü biz İsa Mesih'in doğuşunu saçma olarak, yani onun özellikle kelamın beden alışın saçma olarak değerlendiriyorsak, o zaman bir anlamı yok. Yani bu bayramın, İsa Mesih'in yaptıklarının, sağlayışının bir anlamı yok. Bunun bir ilahiyatsal temeli varsa saçma olmaması lazım. Yani absürt olmaması lazım. Daha doğrusu o sözcüğü kullanmak gerekiyorsa. Ama insanlar buna saçma diyebiliyor. Şunu yazıyor 1. Korintliler 1. bölüm 18-20 ayetlerde. Çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık. Biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı'nın gücüdür. Nitekim şöyle yazılmıştır. Bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim. Akılların akıllığını boşa çıkartacağım. Yani bilgelerin bilgeliğini yok edeceğim dediğinde burada onların dünyasal bilgeliğini, Tanrı'nın yani saçma dedikleri şeyle Tanrı insanları kurtarıyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Tertullian'da özellikle o Latince sözcüğü kullanarak bir ayrım yapıyor. Ve bazen söyleniyor işte Hristiyanlık saçma bir inanç, hatta soruluyor da geçtiğimiz günlerde. Siz kendiniz söylüyorsunuz saçma olduğunu diyorlar. Çünkü neden? İsa Mesih'in ölümü ve dirilişi, günahları üstlenmesi insanlara saçma geliyor. Ama İncil bunu absürt olarak söylemiyor. Bir gerçeklik olarak bize ifade ediyor. Kitab-ı Mukaddes çevirisinde, önceki eski çeviride, çünkü haçın sözü helak olanlara akılsızlıktır. Fakat biz kurtulanlara Allah'ın kudretidir
diye yazıyor. Çünkü yazılmıştır, hikmetlilerin hikmetini yok edeceğim ve anlayışlıların anlayışını iptal edeceğim. Yani helak olanlar, mahvolanlar, akılsızlık, yani anlayamıyor çarmıhtaki ölüm ve dirilişi. Ama sadece bu konuyu da değil anlayamadıkları. Örneğin Yuhanna bölümünde yazıyor, işte İsa Mesih diyor, benim bedenimi yiyip kanımı içmedikçe sizde yaşam olmaz. Ve o göğe yükseldikten sonraki yakın zamanda bazı kişiler bu metinleri okuduğunda putperestler dediler, bunlar yamyam. Ciddi, yani bu tarihsel olarak yazıyor. Bunlar yamyam, İsa Mesih'in bedenini yiyip kanını yiyip de kurtulduklarını düşünüyorlar. Daha da tehlikeli görmüş olmalılar. Ama metni, paragrafı okusalar aslında öyle olmadığını görmeyecekler. Orada anlatılmak istenen İsa Mesih'in günahlarımızın yargısını üstlenmek için ölümü ve diriliştir. Çarmıhta bizler için feda edilen bedeni ve dirilişidir. Anlamadıkları için bunu yapıyorlar. Yine aynı putperestler kendi elleriyle bir put yapıyorlar. Onun önüne eğiliyorlar, ona tapıyorlar. Yaşaya da öyle yazıyor. Ve sonra da o taptıkları puttan kalan odunları yakıp ısınıyorlar. Bu saçma değil. Aslında absürt olan bu. Yani kendi elleriyle yaptığı Tanrı için mantıklı ya da döktüğü putlar için mantıklı, akıl alıyor. Ama Tanrı'nın beden alması, insanları günahlarından kurtarması, ölümü yenmesi saçma geliyor. Ve o nedenle zaten kutsal ruh aracılığıyla yazılan bu metinlerde diyor ki, Tanrı çarmıhla ilgili bildiri mahva gidenler için saçmalık, biz kurtulmakta olanlar içinse Tanrı'nın gücüdür. Evet, sen saçma diyorsun ama diyor oradaki putpereste, senin saçma dediğinle Tanrı iman edenleri kurtarıyor. Sen saçma diyorsan mahva doğru gidiyorsun. Uyarıyor aslında. İstediğin kadar saçma de ama iman eden kurtuluyor. Ve bizim inancımızın temelinde, odak noktasında var olan bu saçmalık iman edenler için kurtuluştur ve Tanrı'nın nedir? Kudretidir. Allah'ın kudretidir eski çeviriye göre. Şimdi az önce söyledim, slaytları biraz hızlı geçtim ve neden sonuç ilişkisi açısından da biraz bakmak istiyorum. Yani babasız doğdu. Burada biz neden dediğimizde bir cevap veriyorsak, bir sonuca bağlayabiliyorsak, bu kabul edilebilir bir şeydir. Kabul edilmesi aslında mantıklı olan bir şeydir. Çünkü nedene bir cevap var. Ama bir putperestin neden put yapıyorsun dediğine bir cevap bulamazsınız. Neden kendin bir put yapıyorsun dediğinde bir cevap bulamazsınız. Ama babasız doğdu dediğinde biz diyoruz ki kelam beden aldı. Matta 1. bölümde şunu yazıyor. Ama yani onlar da aslında bunu anlayamıyorlardı. Ve o zaman kutsal ruh aracılığı melek onları anlatıyor Yusuf'a. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi. Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Evet, yani bir açıklama yapıyor. Yani Tanrı babasız bir bebek getiriyor. İnsan yönünü Meryem'den alıyor, uluhi yönünü ise kutsal ruh aracılığıyla oluşturuyor. Şey de inanamıyor, yani Meryem'in kendisi de aslında inanamıyor melek kendisiyle konuştuğunda. Ve bugün birçok kişi onların durumundadır. Ama kutsal yazılar ve gerçekler bize diyor ki Tanrı Tanrıysa Tanrı için imkansız bir şey yoktur. Eğer Tanrı için biz imkansız diyorsak, bir şey için imkansız diyorsak Tanrı Tanrı olamaz. Yaşamış felsefecilerden birisi 17. yüzyılda Thomas Brown şöyle diyor, dinle ve bilimle ilgilenen yazar kendisi aynı zamanda. İnançta yeterince imkansızlık bulunmuyorsa o inancın gücünün azaldığını söylüyor bu kişi. Yani bir inançta diyor, yeterince imkansızlık yoksa diyor, o inanç dünyasal bir inançtır diyor. Çünkü her şey imkanlı. Tanrı için imkansız olanı yapması lazım. Öyle düşünüyor, öyle akıl yürütüyor. Ve biz de buradaki metinleri okuduğumuzda, evet insan aklımızla baktığımızda imkansız, babasız bir kişi olmaz. Fiziki olarak, bilimsel olarak mümkün değil. Ama Tanrı için mümkün olması lazım. Ve kutsal yazılar insanların imkansız dediğine,
Kutsal yazılar ne yapıyor? Tanrı için imkanlı olduğunu söylüyor. Gösteriyor. Bunu yapıyor. Çarmıhta öldü. Neden sorusuna bir cevap veriyoruz. Günahın yargısını üstlenmek için. Yani eğer bir cevap veremeseydik biz ya da kutsal kitap cevap vermeseydi o zaman diyebilirdik. Evet, burada bir tutarsızlık var. Ve bu okuduğum metinlerde hemen sonrasında gelen ayet, Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlardan o kurtaracak diyor. Yani İsa'nın adı Rab kurtarır demek. Geçtiğimiz önceki vaazımda da bunu söylemiştim. Yani Rab kurtarır demek. O zaman halkını kurtaracak. Daha doğumundan belli olan bir şey var. Hatta ondan önceki peygamberliklerde yapılan, söylenen sözler, peygamberlikler var. Ve biz bunlara bakarak diyoruz ki Tanrı için geleceği bildirmek imkansız değil. Geçmiş peygamberliklere baktığımızda. Beden aldığında burada yazılanlara baktığımızda evet, onun için imkansız olan bir şey yok. Üçüncü gün dirildi. Evet diyor, yani ölümden kim dirilmiş? Ama bu kutsal yazılar yazıyor. İsa Mesih dirildiği zaman kendi kendine bir tanıklık yok. Onu çevresindekiler gördü, öğrencileri gördü. Onu izleyen birçok kişi tanıklık yaptı. Onlarla daha sonra 40 gün bir arada kaldı. Sonra göğe yükseldi ve evet, yani bunların hepsi oradaki insanların gözü önünde oldu. Eğer biz bundan 2000 yıl önce o öğrencilerin arasında olsaydık gözümüzle bunları görmüş olacaktık. Ama bugün ne yapıyoruz? Okuduğumuz metne iman ederek bunların gerçek olduğunu anlıyoruz. Ve neden üçüncü gün dirildi? Ölümü yenmek için. Ve bizim yine inancımızda ölüm yenilmemişse, ölüler dirilmiyorsa kozmik tozuz. Hiçbir anlamı yok. Ne derseniz deyin. Ölülerin dirilişine inanıyoruz. Sonsuz yaşamın varlığına inanıyoruz. 1. Korintliler'de 15. bölümde 13-15 ayetlerde şunu yazıyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Yani bütün Hristiyanlar kozmik tozdur. Başka bir şey yok bunun. Eğer Mesih dirilmemişse bizim inancımız boştur. Ve daha sonra şöyle devam ediyor. Mesih dirilmişse, dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Ne kadar mantıklı açıklıyor. Çünkü ona da diyorlar, saçma bir şeye inanıyorsun. Ya diyor, Mesih dirilmemişse biz herkesten çok acınacak bir durumdayız. Ama bunu yazanlar, bunlara görenler, tanıklık edenlerdi. Ve diyor ki mantıksal olarak, yani neden üçüncü gün dirildiği konusunda. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Evet, eğer Adem'in günahıyla bütün insanlık, Havva'nın günahıyla bütün insanlık günahkar olduysa Mesih'in de bunu günahların yargısını üstlenmesi, Mesih'in de günahlarımızın yargısını üstlenmesiyle biz sonsuz yaşama sahip olacağız. Göğe yükseldi. Neden? Yine soruyoruz. Yani göğe yükseldi. Şunu söylüyor İsa Mesih. Yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz diyor. Evet, İsa Mesih şu anda cennette ve bizi bekliyor. Yani yer hazırlamak dediği aslında orada bizi bekliyor. Ve hiç göğe yükselmeseydi olur muydu? Olurdu, olmaması için bir neden yok. İmkansız olmaması lazım Tanrı için. Ama bu dönem iman dönemi. İsa Mesih göğe yükseldiği için biz gözümüzle iman ediyoruz ve daha çok insan kurtulmuş oluyor. Ama İsa Mesih göğe yükselmemiş olsaydı her şey orada bitecekti. Bütün yargı tamamlanmış olacaktı. O anda iman edenler kurtulmuş. Ben de sonradan iman ettiğim için yani kurtulamayacaktım. O anda.
Ve Tanrı kurtuluş fırsatını herkese vermek istiyor. Bu nedenle İsa Mesih göğe çıkıyor, orada bekliyor. Ve bu bir fırsat aslında. Bütün yani dünya için bir fırsattır. Göklerden tekrar yeniden gelecek. Neden? Çünkü bozulan bu yaratılışı yeniden düzene koymak için. Hiçbir insan dünyada bir düzen sağlayamaz. Mümkün değil. Hiçbir siyasi yönetim yeryüzünde bir düzen sağlayamaz. Tarih boyunca bu böyledir. Çünkü insan kendi fikirlerini uygular. Ancak İsa Mesih geldiği zaman yeryüzünde Tanrı'nın egemenliğini artık tamamen kurmuş olacak. Tıpkı yaratılışta olduğu gibi, tıpkı Adem ve Havva günah işlemeden önceki dönemde olduğu gibi Tanrı'nın mutlak egemenliğini kuracak. Petrus, Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle şunları yazıyor 3. bölüm 10-13 ayetlerde. Ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. Tekrar gelecek, göğe yükseldi çünkü. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yer ve yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o günün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşle eriyip gidecek. Ama biz Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun barınacağı yeni gökleri ve yeni yeryüzünü bekliyoruz. Evet, biz bugün onu yapıyoruz. İsa Mesih göğe yükseldi ve cennette bizi bekliyor. İstese şimdi gelebilir. İmkansız mı? Yani imkansız dersek zaten Tanrı olmayacak. Yani imkanlı bir şey. Şimdi gelebilir. Ama bir kurtuluş fırsatı sunuyor herkese. Bunu 2000 yıl önce yapmadığı için şükretmeliyiz. O zaman hiç kimse için bir kurtuluş fırsatı olmazdı. Ama bugün bir fırsat var. O zaman bu fırsatı değerlendirelim. Ve biz inananlar olarak bundan sonra nasıl onu izleyeceğimizi daha çok düşünelim. Yani dünyanın saçma dediğine göre İsa Mesih'i anlamaya çalışmayalım. Kutsal kitapta nasıl anlatıyor? Bu sorulara nasıl cevap veriyor benim sorularıma? Onu bulalım. Ona itaat edelim. Ona göre yaşayalım. Bu umutla güçlenelim. Onu öyle bekleyelim. Evet, İsa Mesih'i eşsiz yapan nedir? Tanrı'dır. İmkansız mı? Kutsal kitaba göre imkansız değil. İman edenlere göre de imkansız değil. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözü, kelam, İsa Mesih'te beden alıyor. Luka bölümünde bu olay şöyle anlatılıyor. Çobanlar ve melekler var. Yani çobanlar o dönemde toplumda yani en dış kesiminde olan, halkın en dışında olan yoksul insanlar. Ve böyle günlük işlerini yaparken ne oluyor? Aynı yörede sürülerin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. İmkansız mı? Yapabilir Rab bu. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. Evet, bu Rab olan Mesih'tir. Ve bizim için bu bayramı anlamlı yapan, hatırlatan hediyeler ya da işte nasıl diyeyim eğlenceler değil yani. Evet, Rab Mesih'in dünyaya gelişi ve bize sağladığı kurtuluştur. Bu nedenle biz Mesih'e önem veriyoruz. Bu nedenle hayatımızı ona daha çok adıyoruz. Daha çok onu yüceltmek istiyoruz. Onun ardından gitmek istiyoruz. Kutsal kitaba göre tanımak istiyoruz. Çünkü o Tanrı'dır ve onun için imkansız olan hiçbir şey yok. Yuhanna bölümünde ilk ayetlerde bunu şöyle anlatıyor. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı ile birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Evet, az önce okuduğum o Matta'daki ayetlerde melek Meryem'le ve Yusuf'la konuştuğunda onlara da imkansız geliyordu.
Ama Yuhanna farklı bir şekilde anlatıyor. Başlangıçta söz vardı. Ve nedir? Söz Tanrı ile birlikteydi. Hep onda var olan bir şeyden söz ediyor. Ve söz Tanrı'ydı diyor. Evet. İsa Mesih bizim için tam insan. Meryem'den insan yönünü alıyor. Ama tam uluhi kişilik. Çünkü tam kelam. Evet. Bu yıl bunu düşünelim. Bizi daha çok Tanrı'ya yaklaştırsın. Ve misafirlerimize de çağrı yapmak istiyorum. Yani bunun imkanlı olduğunu düşünüyorsanız, evet, onu daha iyi tanımak için size fırsat versin diye dua edin. Şimdi Tanrı'nın tahtının önüne geliyorum ve dua ediyorum. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih, yeryüzüne geldiğin için sana teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Ve evet, biz seni bugün bir kez daha hatırlıyoruz, ama daha ötesi yaşamlarımızda yaptığın işe bakarak, yani bundan sonrası için de sana bakmak istiyoruz. Yani sadece bugün değil, sadece birkaç gün değil. Ve seni kutsal kitapta anlatıldığı şekliyle tanımak istiyoruz. Çünkü senin için her şey mümkün. Ve bir gün göksel yerlere geldiğimizde, göksel bedenlerimize kavuştuğumuzda biz de senin gibi olacağız. Ölümü yenmiş zaferli kişiler olacağız. Rabbi senin adıyla dua ediyorum. Amin diyorum.